Evet Mustafa abi, burası Üstad Hazretleri'nin ikinci Barlı'ya gelişi. Evet. Yani 53-54'te değil mi? 54 yılında geldiği. Burası kimin eviydi? Burası Üstad'a tahsis edilmişti. Üstadımızın ilk Barlı hayatında bir fotoğraf vardır. Ters lale çekim. O abinin evi. Onların, şimdi Üstadımız 54'te geldi de daha burada kalma hadisesi falan yok. Tabi abiler de var yanında Üstadımızın eskiden. Tek başına abiler dışarıdan hizmetini gelir. Üstadımız ilk gelişlerini yukarıdan iniyorlar. Mustafa Çavuş abinin evi de şurası. Şu değil mi? Hemen şu görülen abilerle üstadımız yer. Gelin bakalım şöyle. Evet. Ondan sonra böyle inerlerken üstad şurada duraklıyor. Evet. Giderken de Mustafa Çavuş abi dua şeceresini şey yapmış. Emaneten vermiş. Ama iyice dua şeceresi dediğin şey de üstadın bütün hayatı boyunca dua listesini aldı, insanların olduğu liste. Peygamberimizden başlar çok ashabı ve talebeleri. Günümüze kadar gelen. Günümüze gelir. Sen demiş bunu iyice muhafaza et, ben evlatlarını da alırım diyor. Bunun da şeyi sonra çıkıyor. Mustafa Çavuş abi ikinci geldiğinde yok. Ben de babam 1940'lar 34'lerde. 34'lerde. Babam da geldi derdi, oğlu anlatırdı. Tavan dilmesinin arasını oydum, marangoz olsa oraya güzelce rulo şeklinde seyattı, kapattı, hiç belirsiz. O zaman öyle bir dua edeceğiz. Bile yasak demek ki, yasak dönemler. Sonra derdi, üstad buraya gelince, tabii 40'larda Mustafa Çavuş abi vefat ediyor. Üstad böyle başını çeviriyor, kapıya bakıyor, kilitli. O vefat şeyini derhatır edince böyle artık üstad çok hüzünlü bir halde abilerin kolunda aşağıya iniyor. Kendi şeyle değil. Çok ağlıyor buradan. Çok ağlıyor. Buradan aşağıda o çınarın olduğu eve doğru şu yokuştan aşağı iniyor. Evet. Orada, ne diyebilirim ki? Yani Üstad Hazretleri'nin bu hep anlatılır. Bundan sonra bu Mustafa Çavuş tabii çok aziz bir insan. Üstad şeyinde. Üstadın Barlı hayatında. İlk Safi Evvel. Evet. İlk Üstad'la Safi Evvel. Ondan sonra Üstad Hazretleri çok hüzünleniyor. Evet. Sonra ağlaya ağlaya çınar ağacına gidiyor. Çınar ağacına sarılıyor, ayrı bir fasıl. Ondan sonra odasına gidiyor, o şekil. Aslında biz burada Üstad Hazretleri'ni, ne onun çektiği sıkıntıları, mücadeleleri, o iman hizmetindeki o gayretlerini, talebeleri, o fedakarlıkları anlatmaktan aciziz. Onun için izleyicilerimizden isteyelim ki, buralarla alakalı, üstadımızla alakalı, talebelerle alakalı hatıraları doğru kaynaklardan, en başta tabii tarihçi hayat değil evet, mi? Evet. Oradan ve yazılmış diğer benzer eserlerden, yani üstadı ve talebeden anlatan eserlerden bunun ayrıntısını okusunlar. Şimdi 1928'den sonra üstada zulüm yavaş yavaş başlıyor. 29-30, hele 31-32'den sonra iyice Barla'da sıkıntı veriyorlar. Evet. Üstad Hazretleri o hale geliyor ki Tenekeci Mehmet Efendi'ye Isparta'da bir mektup yazıyor. Kardeşim diyor, benim burada yaşayabilecek bir alanım kalmadı diyor yani. Çok sıkıntı var diyor. Acaba beni buradan başka bir yerlere gidebilir miyiz? Nasıl? Böyle bir halini arz ediyor. O da bir mektup yazıyor valiye. O zamanki Isparta valisine. Evet. Ya diyor, bu vali kitapsız, Allahsız bir adam olmaması lazım. O da bir insan diyor ya. Bir vicdan taşır. Bir dilekçe, bir mektup yazıyor üstadın hali keyfiyetini şey yapar. Anlatan. Sabahın 8'inde 7'sinde kapıya dayanıyor. Oradaki görevli şahısa diyor ki, vali nerede? Vali diyor 9'dan sonra gelir. Benim senin ne işin var? Dilekçe vereceğim. Sen diyor ver, ben onu masasına bırakırım. Bırakıyor masasına. O gün üstadı
Barla'dan Isparta'ya şey yapıyor. Orada Şükrü İçan diye bir zat var. Birkaç gün orada Tahsin Efendi Medresesi'nde kalıyor. Sonra Şükrü İçan diye bir zat var. Muhterem bir zat. Onun bir bağ evi var. Köşk gibi. Üstad oraya yerleşiyor. Orada yaklaşık 8 ay, 7,5 ay Eskişehir hapsine kadar orada kalıyor. Ve lemaların 15. lemadan 27. lemaya kadar birkaç tanesi hariç, mesela İhlas Risalesi'ni Barla'da yazmış filan. Altı risale orada yazılıyor. Mayıs 1935'te evet, İktisat, Tesettür, İhtiyarlar Risalesi gibi risale. Hastalar Risalesi. Hastalar Risalesi, doğru. O birkaç tanesi tereddütlü ama altı risale orada yazılıyor. Orada da katipleri Refet Barutçu, Rüştü Çakır ve Hüsrev Efendi orada bu risalelerin ilk müsveddesini onlar yazıyorlar. Barla'da ise kısmı azamını Şamlı Hafız Tevfik, bir kısmını da Hafız Halit yazıyor. Halit Efendi, evet. Aslında orada Şükrü İçhan'ın evinde yazılan eserlerden Tesettür Risalesi Binbaşı Asım Bey'in evinde bir jandarma baskında ele geçiyor. Evet. Mahkemeye çıkarıyorlar. Üstad da var, talebeler de var. Orada hakim soruyor, bu eseri nereden aldın, bu kitabı? Üstad'dan aldım dese üstada zarar verecekler. Almadım dese yalan söylemeyi askerlik şerefine yakıştıramıyor. Ellerini kaldırıyor, tam duruşma sırasında oluyor mahkeme salonunda. Ya Rabbi canımı al diyor. Ve orada yığılıp kalıyor, ruhunu teslim ediyor. O günkü Mayıs, zannediyorum 5 Mayıs 1935 tarihli gazetelerde bir mürteci ifade verirken öldü. Hüccet-i katten öldü diye de alt başlığında var. Halbuki Cenab-ı Hak onun duasını kabul etmiş. Evet. Ruhunu teslim almış. Yani onlar bir mürteci ifade verirken, zaten ondan sonra da işte o Eskişehir hapishanesi. Şimdi Eskişehir mahkemesinde de üstada 11 ay, bir rivayette 12 ay ceza veriyorlar. Sebebi de Tesettür Risalesi'nde geçen birkaç cümle. Ama ben şimdi üzerinde düşünüyorum. Üstad Hazretleri için açılan dava idam talebiyle açılıyor. Hakim şimdi idam verse ve verecek bir vaziyet yok. Vermese o zaman Türkiye'de şey yok, kuvvetler ayrılığı yok. Yani hukuk, adliye hükümetin kontrolü altında. Evet. Vermese bir şey yok. Bir usulen bir ceza vereyim diye düşünüyor. Ben şimdi bir hukukçu olarak aynı zamanda o zamanki şartları da dikkate alarak epeyce vicdanlı bir adammış olduğu anlaşılıyor. Ama Üstad Hazretleri benim gibi bir adam diyor, yani ya beraat eder diyor, ya müebbet veya idam edilir. Ondan sonra 600 şey, ondan sonra bir sene kız kaçıranı veya at hırsızına verilecek ceza verilmez bana olmaz diye üstadın kayıt düşüyor tabi tarihe. Bu aslında şekilde. Onu biliyorsunuz, Isparta'dan nakiller, esas Isparta'da topluyor. 126 talebesiyle birlikte. Evet. Orada binbaşı ruhu, yüzbaşı Ruhi Bey'i müfreze kumandanı olarak şey yapıyorlar. Yolda gizli bir emir, bunları imha edin, evet, filan mevkiye yani geldi. Bunlar irticadıdır, evet, filan mevkide. Ama doldurmuşlar yüzbaşı Ruhi Bey. Bir vazifeli memur. İşte bunlar şöyledir böyle. Bakmış ki Allah Allah, bunlar masum insanlar. Üstadın bu halini gören zaten. Orada kamyonla, evet, sevk ediyorlar. Evet. Bir kısmını kelepçeliyorlar. Kimi, kelepçe, evet, hepsine yetmiyor. Gerisi kalanını çamaşır ipiyle bağlıyorlar. Evet. Üstad, yani şoför var kamyon, evet, yanında. Üstad var, yüzbaşı Ruhi Bey var. Evet. Arkada da bazı askerlerle diğer, evet, mahkumlar var. Yani, evet, böyle bir yolculuk. Böyle bir yolculuk. Yolda hani ihtiyaç molası icap etti. Durduk. Bunlar da kaçmaya çalıştılar. Şeyle imha edin diyor. Ve orada şöyle oluyor. Bey, o tam o mevkiye geldiklerinde yüzbaşı Ruhi Bey şey yapıyor üstada. Gizli o emri. İşte esasen hocam diyor, sizi böyle böyle bize anlat. Siz öyle birisine benzemiyorsunuz. Sizi burada imha edecektik, bize verilen emir. Böyle isyan ettiler gibi bir şey hava verdi. Ama siz öyle, ben sizi sağ salim teslim edeceğim diyor. Ondan sonra da pek şey duyulmamış ama artık bilmiyoruz. Ruhi Bey'i de kaybetmişler, evet, biliyor musunuz? Evet, istikamet şehidi olmuş olabilir. Onu da ama yok etmişler yani. O büyük bir mertebe kazanmıştır. Muhsin abi, burası Enver Efendi'nin köşküymüş Barla'da. Evet. Evet, Üstad yani Bediüzzaman Hazretleri'nin ikinci Barla'ya gelişinde. Evet. Kendisine üstada tahsis etmiş bu evi, değil mi? Burada kalmış. Şöyle olmuş. Üstadımız 1950-54'lerde geldiğinde ara ara gelirlermiş. Bazen bir hafta 15 gün kaldıkları olurmuş.
O zaman tabii ilk geldiğinde talebesi dışarıdan, talebeleri üstadın hizmetinde. Ama bu Emir Dağı'nda o adetini şey yapıyor malum. Zübeyir abi, Ceylan abi, Bayram abi, onlar Isparta'da Tahir abi vesaire, Sumur abi de geliyor, şey yapıyor. Öyle onlar talebeler de olunca, Bayram abiler, Ceylan abiler falan, tabii onlar başka evde kalıyorlar, aşağısı müsait değil. Bu ev sahibi de üstadın birinci hayatında, barlı hayatında bir tersane işleme fotoğraf vardır. O da şöyle, Ankara'dan bir taraşrut etmişlerdi. Bediüzzaman ne durumda? Kıyafetinde bir değişiklik var mı? Bakıyorlar ki usta onu şey yapmış, hiç taviz vermeyen sünnette şeyden. Tarlığını şey yapıp, sende fotoğraf makinesi var mı? Var demiş. Onlar da İstanbul'da şeyler eskiden, hatta o çocuk torunlarının şeyleri falan var kapalı çarşıda olanların. Ondan sonra onlar fotoğraf makinesi böyle bir köyde çok nadirattır. Var üstadım getir demiş, o fotoğrafı çektirmiş, ters lale işlemeli. O abinin evi burası. Üstadım diyor, siz diyor elden sonra kaldınlar. Şimdi talebeleriniz de var, aşağıda pek rahat kalamıyorsunuz. Benim evim müsait diyor. İsterseniz bir düşünün, orada kalabilirsiniz. Biz İstanbul'daysanız bir düşüneyim diyor üstad. Bir müddet sonra haber gönderi, kabul ettik diyor. Burada da nahiye müdürü kalıyormuş o zaman elden sonra. O temizliğini falan yapmış, çıkmış. Üstad ertesi gün abiler gelmiş. Üstadımız bu odada kalırmış. Burası da çok güzel manzarası. Gelir geçerken böyle içimi geçti. Aşağıdakinden de güzel açıkçası. He. Evet, hakikaten. Ama aşağının feyizi daha farklıdır. Orası ama üstadın, tabii talebeleriyle tabii beraber kalacak bir mekan yok. Tabii orada. Dolayısıyla üstad burada kalıyor. Abiler de aşağıda kalıyor inşallah. Biraz sonra orayı da görürüz. Buradaki bütün işler orijinaldir. Orijinal el oyması. Evet. Çok hakikaten güzel ustalık. Evet. Aynı şekilde tavan işçilikleri de öyle. Hep yeni hakikaten muazzam. Yani. Burası Muhsin abi yakın bir zamanda çok şükür devletimiz, hükümetimiz tarafından Bediüzzaman Hazretleri'nin hatırası için gelip görmek isteyenler için tahsis edildi. Maşallah. Sahipleri bağışladılar. Evet. Allah sebep olanlara, karar verenlere, imkan sağlayanlardan razı olsun yani. Evet. Bayram abinin hatırası şu, şurada bir böyle yıkama yeri varmış, böyle bir lavabo var da. De son zamanlar öyle oldu ki de üstad Isparta hizmetler şey yapaldı. Barlı'ya gidiyoruz diyor. Yine var bir güne mal oluyor diyor. Geliyoruz diyor. Bir ders yapıyoruz. Ben su doldurmaya giderim. Ceylan abi çay demler güzel diyor. İçeriz dersimize çay. Bitmemiz lazım. Bekletmeyelim. Hakikaten Isparta bekleyen hizmetle alakalı bir şey var. Bir gün de böyle çardakları yıkarken kalbinden geçirdim. Üstad da hiç boş durmaz. Evlat eskar okuyor artık ne okuyorsan. Burada bağırlakları yıkarken diyor, kalbimden de ya üstadım ne var ki bu dağın başında bir köy, Isparta'da imkanlar daha iyi, daha şey, niye buraya çıkıp buraya geliyoruz? Üstad hemen gel evladım demiş, ben de kalbimden getiriyorum. Bağırlayı kerik görme, bağırlayı cidden bağırlayı çok eşit. Kerik görme, bağırlayı cidden çok ehemmiyetli. Bağırlayı çok mübarek, nurlandı, ileride inşallah çok şenlenecek kardeşim demiş. Bağırlayı öyle şey yapma, evet. Bağırlayı çok mühim demiş. Burada yani bardakları yıkarken evet, kalbinden geçirdiğini üstad böyle çağırıyor, böyle görmedi. Kardeşim diye bağırlayı kerif görme, üç kere. Ha burada da o soru bazen namaz da kılarmış herhalde. Tam kıble şurası. Kıble böyle evet, evet. Tam gölü gören bir evet, manzara. Kıblesi. Burası da böyle hakikaten evet, 1800'lü yıllarda yapılmış bir konak bu. Evet, çok güzel. Çok muazzam manzarası. Bir manzarası var, böyle bir üst sekisi var. Çınar ağacı da görünür bak burada. Aşağıdaki evet. Çınar ağacı bakın. Üstadın evet. Birinci Medrese-i Nuriye dediği evet. Çınar ağacı ve o evi yanındaki yokuş başı. Bayram mescidi. Abi derdi bu çınar ağacı. Şecereti mübarekitin sınıfına girmiş Allah hala. Menderes gelse ki derinmiş. Hı hı. Sana şu kadar altın. Sen bu altınları Risale-i Nur'lara bastır. Anadolu'yu neşret. Üstadın en gayesi Risale-i Nur. Yalnız bu çınarı bana ver. Yok demiş. Ne çınar? Bir dalını bile, bir çatısını bile vermem demiş. Ne hikmetse. Sonra bir hatırada Menderes demiş bir şeye yapılacak bir hizmet var mı? Sorsak demiş şu çamdan yollarını bir yap diyeceğim demiş. Öyle bir hatırası da var. Çok şükür. Yani, büyük ölçüde de yapıldı. Burada da bir oda var Mustafa abi. Burada mutfak artık giriş odası. Bu da hakikaten orijinal içerisi. Evet, burası buyurun mutfak. Bakın. Gibi kullanılan ayrı bir oda işte ocaklı. Eskiden meşhur ocaklı odalar. Evet. Burada orijinal ocaktır eski tip. Eski ocak. Ama aynen muhafaza edilmiş. Çok orijinal muhafaza edildi yani. Bir sıvası hariç yenilendir.
Muhsin abi, Mustafa abi, merhum Sıddık Süleyman'ın kabri. Evet. Sıddık Süleyman abi burada metfun. Üstad Hazretleri beni gücendirmeden ne diyor abi? 8 sene sadakatle hizmet eden ve Sıddık'ın diye yad ettiği ve Süleyman'da sadakatle beraber esaslı bir ihlas gördüm. İtiraz ediyor bir kısım insanlar Sıddık Süleyman'a. Hı-hı. Yani şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye bir kısım dedikodusunu, gıybetini yapıyorlar. Üstad da uzunca bir onu savunan bir yazı yazıyor. Vardır, evet. Orada geçiyor bu ibare. Evet. Evet. Merhum Fırıncı abi de anlatıyordu. Bir gün böyle üstadı ziyarete gidiyorum Barlı'ya diyor, Eğri'den. Üstad da atlan geliyor, yanında 5-6 kişi var. Durduk diyor. Ben Sıddık Süleyman'ı ilk defa orada tanıdım. Üstad böyle Sıddık Süleyman'ın omzuna koymuş. Bak Muhammed kardeşim demiş Fırıncı abiye. Bu Süleyman 8 sene beni hiç gücendirmeden bana hizmet etti diye. Orada ben bir şey Said abi. Hı. Üstadın Bayram abi derdi ki her hali her şey sünnet seneye ittibadır derdi. Hı hı. Şimdi Ali Çar abinin uzunca bir rüyası vardır 80'lerde gördüğü. Peygamberimizi görüyor işte sofrada oluyorlar. Orada bir peygamberimizin taltifi var. Bu benim kanındaşım Süleyman, bu benim kanındaşım Davut. Böyle taltif ediyor bir peygamberlere. Üstadımız da 50'den sonra Sırıncı abi Isparta'ya geliyor ziyarete. Üstad da Barla'da diyorlar. Barla'ya gelirken şu ilk göl başlangıcında su işleri tesisi var ya, devre su işleri, orası yok daha. Hava soğuktu da biraz ılımanlaştı gibi bir abdest tazeleyelim dedim. Baktım birileri geliyor, üstad belli şeyinden. Hmm. 4-5 kişi, 4 kişi falan dedi. Bayram abi, Zübeyir abi, Bayram abi, Ceylan abi var. Bir de Sıddık Süleyman abi biz bilmiyoruz dedi. Bu kim biliyor musun böyle taltif eder. Aynı peygamberimizin şeyini ben orada derhatire. Bu beni 8 sene hiç gücendirmeden, kızdırmadan, hizmet eden Bahalı Süleyman demiş. Ben oraya intikal ettim. Peygamberimizin, Peygamberimizin o taltifine aynı benziyor üstadın şeyi. Hemen burada. Şimdi evet, bir de şu var. Sıddık Süleyman Efendi'nin Bağla layıkasında bir mektubu var. Evet. O zaman risaleler şimdiki gibi nerede öyle cilt 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 bir risale bir risale bir adamda 2-3 risale olursa kendini mesut biliyor. Evet. Orada böyle bir ortamda daha Risale-i Nur külliyatı diye bir şey yok ortada. Evet. 1930'lu yıllar, 30-31 yıllarında yazdığı bir yazı. Diyor ki tahmin ediyorum diyor ileride bütün dünya bu eserleri okuyacak. Evet. Sıddık Süleyman Efendi Bağla'da yolu olmayan ancak şeyle deniz yoluyla veya şeyle kayıkla gelinebilen böyle ücra bir yerde böyle bir ufku olması çok muhteşem bir şey yani. Hatta bir hatırası da hangi abi bilmiyorum Barla'da olmuş, başka abilerle de belki ona benzer. Ya üçgen beş olmuyoruz, yine 10 kişiyiz, yine 10 kişiyiz. Üstad neden bu kadar titizlikle ehemmiyet veriyor teasihinde, işte çabuk olmasında falan. Böyle şey yapıyor, üstadım neden bu kadar biz üçgen beş olmuyor kardeşim. Kur'an'ın icazı olan hakikaten bir gün gelecek kainat okuyacak. Dünyanın kanunisine esas olacak, dünya dillerine çevrilecek demiş. Evet, İnşallah aynen. O günler oldu. İnşallah 60 dünya diline çevrildi. Evet. Burasının ehemmiyeti Bayram abi derdi. Burada Barla'da mezarlıkta ders makamı burası. Burada gelirlermiş. Üstadımız şu arışlardan bir tanesine yaslanır. Göle müteveccen. Bu selviler yok daha o zaman. Bayram abinin şeyinde dikildi bu. Göle müteveccen. Burada ders yapılırmış. Evet. Üstadımız işte burada ders makamı. Bayram abi de derdi. Yukarıdaki biraz önce ikinci kaldığı evde. Üstadım sen diyor ya neden çıkıp buraya geliyoruz? Bu dağın başında bir kardeşim Barlı'ya kerik görme. Barlı cidden çok ehemmiyet. Böyle üç kere şey etti. Evet. Muhacir Hafız Ahmet abi. Burada evet. Metfun değil mi Mustafa? Evet. Muhacir Hafız Ahmet de malum. Üstadımız ilk Barlı'ya geldiğinde 27 gün evinde misafir eden Yokuşbaşı Mescidi'nin de Fahri imamı. Üstadımız 27 gün kalıyor. Üstadımız ilk saf ve evvel talebelerinden vefatından biraz artık kaç gün önce ise bir mektup yazıyor. O Emirdağ layıkasında var. Ondan sonra sen diyor Barla medrese ikinci vatanım diyorsun. Sen ilk oraya gelmen lazım. Sağ ol Marangoz Ahmet abi sana yüksekte bir şeyden şeyini karşılığı. O mektubu yazıyor. Gönderemeden vefat ediyor. Tabii eskisi gibi ulaşım şu yok. Az şey. Ondan o mektup bekliyormuş.
Usta şey, bir bostandan, tarladan gelince haniden bir hastalık hasta oluyor. İki gün içinde ruhunu teslim ediyor. Ruhunu teslim etmeden işte Muhsin Ağabey'in dediği gibi Şamlı Havuzu Ağabey'le de akrabalıkları varmış. Bunu Said şey... Kardeşi Burhan Karaca ya. Mesut Karaca. Zaten Karaca şeyden geliyor, lakaplarından geliyor bu soyad. Onu da İsmail yazacağı abi. Ben araştırdım dedi, akraba çıkıyorlar. O şuradan Allah alem. Babası Angürü'den gelmiş İslamköy'e. Angürü'de Bolu'ya yakın ya. Bolu Gere derler bunlar. Bunlar dedeleri 3 batın önce Bulgaristan'a Gerede'den gitmişler. Osmanlı'da böyle örnek aile yerleştirilmiş. Neyse o Şamlı Havuz abi vasiyeti şu oluyor. Son şeyinde benim birkaç kitabım eksik diye onları bir tamamlayıver diyor. Evet. Sonra vefat ediyor. Şamlı Ağabeyzade vefat haberiyle birlikte o mektubu gönderiyor. Üstad da onun üçte birini falan layıkıyla mektuplarını neşretmiş. Sungur abi de Allah rahmet eylesin o mektuptan bu vefat haberi şeyini yazdırmıştı taşına şey yapmıştı. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah şefaatlerine ailesin. Bu da damadı Merber Mehmet Keskin. Bir dostumun damadı diye geçer. Bu Muhacı Ravuz Ahmet abinin kerimesi Saniye Keskin. Bu üstadımızı ilk barlı hayatında yemek götürüyor. Üstad kapısını çalar. Arkasını kor. Üstad çaldığında o gittikten sonra yemeği alır. Elinden almaz. Bir gün soruyor babasını Muhacı Ravuz Ahmet'e. Senin evladın kaç yaşında? 9 yaşında üstadım. Onun küçük kardeşi var mı? Var diyor. Bundan sonra o getirsin demiş. Niye? 7 yaşında mahremiyet başlarmış. Hatta Kosturma'da Sungur abiler gittiğinde 105 yaşında bir Tatar nine vardı. Ayşe Apa isminde. O anlatıyor. Biz diyor üstadınız o caminin odasında kalırken camdan bakardı. Hiçbir zaman yönü bize dönük olmazdı. Hep sırtı dönük olurdu diyor. Üstadın iffetli de had safhada şey yani. Üstadımızın barlı hayatında o evini tamirde, ondan sonra köşkünü ve Çamdağ'ındaki köşkünü şeyini yapan marangoz Mustafa Çavuş abi. Onun da şeyi bakın ana baba hakkından bahseder bir mektubunda. Hakikaten 10 sene annesine babasına çok böyle titizlikle bakmış. Üstad da oradan bahsediyor. Ne diyor? Ahiret kardeşlerimizde Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. İlimde ve dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve hukuka tam riayet etmiş. Ve onlar yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnsan inşallah ahiretini tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Ha biz de onlar sünnettir. Anne babaya Kur'an ve sünnet hadislerde çok tahşidat var. Hatta diyor gayrimüslim olsa kiliseye gittiğinde götürmeyecekmiş de evladım bak ben filan yerden beni götür dese onu götürmek evet. Üstünün borcuymuş. Evet. Bu Şamlı Hafız Tavfik abi, burada ne yazıyor? Hüvel Hallakul Baki. Bu da Sami Efendi'nin yazısıdır, meşhur. Osman'ın son hattatlarına meşhur hattatı. Ne diyor burada? Bediüzzaman Hazretleri'nin hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi, temize çeken, Barla Medrese-i Nuriye'nin baş katibi, Şamlı Hafız Muhammed Tevfik Göksu. Cenab-ı Hak yazdığı ve okuduğu Kur'an ve Risale-i Nur'un hurufat adedince kabrine nurlar yağdırsın. Amin. Bir de abilere, üstadın her abiye bir tarifi vardır. Demiş, cennetten bir davet vuku bulsa Şamlımı almadan girmeyeceğim demiş. Şamlımı böyle bir hadise de Sungur abi anlatırdı. Evet. Nur'un birinci kâdım. Yani birinci kâdım, evet. Saffa evvel. O zamanlarda evet. İlk defa kaleme alıp çoğaltan evet. Nur'un birinci kağıtıdır. Bir de eşi var bunun. Ve, onu da şey yapacağım. Bir de bu bir nasip meselesi. Üstadın talebelerinde en çekingen böyle ürkek budur normalde zahirde. Ama Cenab-ı Hak lütfedince en mühim hizmetini derhude ediyor varlığı katipliğini. Bir de Şamlı Hafız Tevfik Efendi. Evet.
hem medrese de okumuş İstanbul'da. Evet. Hem Şam'a gidiyor. Şam'da muallimlik yapıyor. Muallimlik yapmış, evet. Arapçası mükemmel, yazısı mükemmel. Ondan sonra üstadın dediğini anlayabilecek kadar ilmi irfanı var. Evet. Ve Barla'da kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde Bediüzzaman geliyor, onu çağırıyor ve başka birisi olsa mesela, evet, Hattatlı çok iyi olabilir, başka şey çok iyi olabilir ama bütün bu özellikler bir adamda toplanmadıkça üstadın ağzından çıkan bütün talebelerinde öyle değişik manalarda böyle hasiyetler yani var. Çok, evet, acayip bir şey. Evet. Peki Zehra Anne ile ilgili? Zehra Anne tabii üstadı yazı yazınca eşi. Zehra Anne Şamlı Hafız Tevfik gece gündüz yazı yazınca hem müsveddesini ağzından çıkanı ilk yazan hem, evet, yazanları çoğaltan adam olunca tarla işleri var, bağ bahçe işleri var. Onu kim da mezarı başında anlatalım. Evet. Tamam, aslında o çok hakikaten muhterem bir adam. Evet. Üstadımız onu İnşallah layıkalarda zikrediyor. Hadi gelin. Şu anda Şamlı Hafız Tevfik ağabeyin hanımı Zehra Anne'nin kabrinin başındayız. Evet. Zehra Anne ile ilgili Risale-i Nur'da da çok önemli senalar var. Evet. Birkaç cümle onunla ilgili. Sebebi şu, Şamlı Hafız Tevfik merhum, Üstad Hazretleri'nin hem her an çağırıp telif ederken Risale'ye yazdırdığı bir zat, hem de yazılan Risale'leri çoğaltıp Bedreli Sabri Efendi'ye verip intişarını birinci derecede sağlayan bir zat. Böyle akşam sabah yazması lazım. Başka da katip o hemen o zaman yok. Dolayısıyla bağ bahçe işleri var, tarla işleri var. Kim yapacak bunu? Zehra Anne yapıyor. Hatta çok manidar bir şey var. Onu da anlatalım inşallah. Zehra annemiz şeyde vefat etti. Üstadımızın Denizli hapsinde o sıralarda tozuk dünyada. Üstadımız ilk hizmetinde böyle bağda bahçede çalışırken üstad çağırttırıyor mesela. Barla'da kadınlar sadece yardımcıdır. Bu mübarek annemiz diyor ki sen üstada mühim bir hizmet ediyorsun. Hemen olduğu yerde bırak işi, ben tamamlarım. Sen git hizmetini yap diyor. Üstadımız da ona bunu söylettiren Kur'an yüksek icazı olan hakikatler. Biz de onu haslar içinde, yani Zehra annemizi dua etmeye karar verdik diyor. Evet. Haslar içinde. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu, ailesin. Yani Barla kabristanı, evet, Barla sıddıklarının birçoğunun metfun olduğu yer değil, evet, mi? Yani o büyük kahramanlar, evet, bugün hepsini anlatamadık, hepsini gezemedik. İnşallah daha geniş bir zamanda. Evet, sırf kabristan için birkaç program yapmak lazım. Olur inşallah. Yani bu kahramanların üstada yazdığı, üstadın bunlar için yazdığı çok kıymetli mektuplar var, evet, biliyorsunuz, evet, malum. Layıkalarda. Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin. Ruhları için el-Fatiha. Üstadımızın Barla Medrese'nin ilk telifat esnasında katipliğini yapan Şamlı Hafız abi ilk yazıldığında risaleler yazılır, temize çekilir, Sabri abiye ulaştırır. Sabri abi de Bedere'den İslam köyüne Hafız Ali abi ulaştırır. Hafız Ali abi de çoğaltabildiği kadar çoğaltır. Her gelene birer nüsha verir. Kardeşim al bunu yaz, oku, çoğalt, dağıt. Onun için Hafız Ali Ağabey'in ismi de Nur Fabrikası. Sahibi. Nur Fabrikası diye geçiyor. Fabrika bir şey nerede çoğalır? Fabrikada. İşte oradan çoğalaraktan neşri yapılıyor ilk Barla hayatında. Sabri abi zaten Santral Sabri abi. Gavs-ı Geylani Hazretleri'nin 800 sene öncesinden 4 tane talebesini, değil mi? Hulusi gibi halis, Sabri gibi takdir edici, Süleyman ve Bekir Bey. Üstadın tabiriyle Bekir Ağa. Üstadımıza hizmet. Bekir Bey de hiç bırak okuma, yazması, okuması da yokmuş. Çerçizlik yaparmış. Bitlis şeyli. Adil Cevazlı. O burada böyle Aydın'a gider, oradan halı götürür, kilim neyse, oradan bir şeyler getirir. Üstad tanımış. İlk Rükün abilere o vesile olmuş. Demek ki bu abiler Gavs-ı Geylani Hazretleri'nin dahi dikkatini çeken abiler yani.